Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Kartopun ipini kullanacağım. Onunla harika bir model çıkartacağız. İpimin kalınlığı şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi almaya başlıyorum. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz ördüm. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birkaç sıra haroşa yapacağım arkadaşlar, lastik olarak. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli başlayabilirsiniz. Ben şöyle haroşa olarak yapacağım bugünkü lastiğimi. Kenar ilmeğimi de ördüm. Yine düz örerek devam ediyorum. Şöyle birkaç sıra haroşamız oluşana kadar devam edelim. Evet, şöyle birkaç sıra haroşa lastiğimi tamamladım. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters. Buraya kadar bir model. 3 ilmek ters. Pardon, düz. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz olarak devam edelim. Birinci sıra ön yüzünde şöyle 3 ilmekte sonunda düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir bakalım. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi, yani kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek. Zaten 3 ilmeğimiz tersti, yine ters olarak ördüm. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Örerek sıramızı tamamlayalım. Yani ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeğimizi düz örelim. İkinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 düz ilmek. 3 düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. 1 ters ilmek. Arada 3 düz.
bir ters, üç düz, dört sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeydim. Sıramı tamamladım, kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Dördüncü sıra arka yüzünde yine aynı işlemler. Yani gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak örelim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Dört sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, son 3 ters ilmeğimi de ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Bakın. Bir düz, bir ters ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz. Bir düz, bir ters, bir düz alarak bakın sıradaki 3 ilmeğin bu şekilde bir düz, bir ters, bir düz olan ilmeğin yani 3. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişime taktım. Sıradaki ilmeğimle beraber şöyle göstereyim. 2 ilmeği bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkardım. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Yani 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bakın şöyle gösteriyorum. Sıradaki 3 ilmeğin, 3. ilmeğin bak düz, ters, düz olan ilmeğin yani sondaki düz ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sol şişime taktım. Sıradaki ilmeğimi de alarak şöyle göstereyim. 2 ilmeğimi bir aldım. Düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm burada. Sıradaki 2 ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Yani burada ne artma oldu ne de eksilme oldu. Bir ters ilmek ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. 3. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sol şişime taktım. Sıradaki ilmeğimi de alarak şöyle ayırmadan alayım. İkisini bir düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Toplamda 3 düz ilmek örmüş oldum. Ama baştakini şu aradan çıkarttığım ilmekle sıradaki ilmeğin ikisini bir alarak düz ördük. Diğerlerini de sıradaki 2 ilmeğimizi de düz ördük yine. Bir ters ilmek, sonrasında bir düz ilmek kenarda. Sıra başında nasıl yaptıysam sıra sonunda da bakın aynı şekilde bitirdim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir düz, pardon, bir ters, bir düz ilmek olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra diğer bu üçlüyü de ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. Kenarda bir ters ilmek daha, kenar ilmeğimi de ördüm. 6 sırayı bu şekilde tamamladım. Bakın 6 sırayı bu şekilde yaptık.
Daha sonra aşağıda yaptığımız gibi devam edeceğiz. Yani bir düz, bir ters, üç düz ilmekleri gördüğümüz gibi 4 sırayı öreceğiz. 7. sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, üç düz, bir, iki, üç düz ilmek ördüm. Bakın modeli kaydırıyoruz burada. Bir ters, üç düz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak örelim. 4 sıra bu şekilde yapacağız yine. Kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzünde. 8. sıra arka yüzünde yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi kenar ilmeğinden sonra ters ilmeğimizi ters ördüm. Düz, 3 ters. Bakın zaten aynı şekilde devam ediyoruz. 8. sırayı tamamlıyorum. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, üç düz. Yine ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Düzü düz, tersi ters olarak devam ediyorum. 10. sıra arka yüzündeyim. Yine aynı şekilde ters olan ilmeğimi ters ördüm. Düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. 10. sırayı bu şekilde tamamladım. 11. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki bir düz, bir ters, bir düz olan ilmeklerimin yani 3. ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Modeli kaydırmış olduk. Bakın arkadaşlar burada daha iyi anlaşılacak. Sol şişime taktım. Sıradaki ilmeğimi de alarak şöyle 2 ilmeği bir alarak düz ördüm. Yani tek ilmeği düşürdüm tekrar. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 1, 2. Yani 3 düz ilmek örmüş oldum. Şu ortaya denk gelen ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Aynı işlemi yapıyorum tekrar. Üçüncü ilmeğin, bak bu üçlü ilmeğimiz bir düz, bir ters, bir düz olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişime taktım. Sıradaki ilmeğimi de alarak ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki iki ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bir ters ilmek, yine aynı işlem. Sıradaki 3. ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, şişime taktım. Daha sonra 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. 2 ilmek de düz ördüm arkasındaki ilmekleri. Bir ters ilmek ördüm sıradaki ilmeğimi. Son 3 ilmeğimi de aynı işlem yapıyorum.
kenar ilmeğimi dördüm. 11. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 12. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğinden sonraki 3 ilmeğim ters. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. 1, düz, 3, ters. 1, düz, 3, ters. Yani düzü düz, ters olan ilmeklerimi de arka yüzünde yine aynı şekilde ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu 12 sıranın tekrarından oluşacak. Şöyle harika bir model bence. Şöyle göstereyim. Bir de modelin ilerlemiş halini göstereyim size. Şöyle bir parçada bu şekilde yaptım. Bunu beraber yaptık. Bakın şöyle. Bu beraber yaptığımız parça şöyle haroşa lastik üzerine başladık bunu. Daha önce yaptığımı da şöyle tekstil tipi lastikten başladım. Bu lastiğin de kanalımda anlatımı var arkadaşlar. İsterseniz linkini bırakabilirim yorumlar kısmına. Bunu da şöyle haroşayla yaptım. Dediğim gibi istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Her türlü lastikte uyum sağlayan güzel bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz bu modeli. Şöyle daha net göstereyim size. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde de böyle olur arkadaşlar. Sizler nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yelek olarak, hırka olarak, şal olarak, dekoratif yastık olarak, atkı bere yapımında, bebek battaniyelerinde her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.